Hanımlar beyler, Norm Ender. Sen diye hitap edebilir miyim? Tabii ki de abi. Peki, teşekkür ben ederim. Ben de Okan abi diyeceğim ama. Lütfen, nasıl istersen sevgilim. Şimdi bu yeni çıkan, yani aslında bizim yayınlandığımız tarihte yeni çıkmamış olan ama bugün çekim yaptığımız gün yeni çıkmış olan mekanın sahibi işi var. Doğrudur. Ve burada diyorsun ki kral geri döndü. Ya da sana öyle diyorlar. Kim diyor bunu? Estağfurullah abi, hani çocukluğumuzdan beri yaptığımız için bu işi, kendi ismimizin dışında da kitle hep bir isim atfediyor, bir lakap atfediyor. Bizim ülkenin de klasik şeyidir, hani işini başarıyla yapan futbolculara da yapıyorlar genelde, işte baba, işte kral gibi lakaplar hani takıyorlar. Bu çok eskiden gelen bir şey. Kitle hep bana işte kral, kral öyle diyedi yani. Üstüme bir lakap gibi yapıştı yani. Peki, elimdeki notlarda şöyle bir şey yazıyor. 2 yıl aradan sonra o zaman git konuş onlara, Norm Ender emaneti olan Türkçe rapi geri alacakmış de. Ve bebeleri pistten alalım diyerek yeni şarkısı mekanın sahibini yayınladı. Şarkı 19 milyon şu anda, bu çekim yaptığımız tarihten söz ediyorum. 19 milyon izlenmeyi geçti. Rap camiasında diss atmak olarak tabir edilen sataşma mekanın sahibiyle tekrar gündeme geldi. Norm Ender yeni şarkısında SL'den Benfero'ya kadar yerli rap sahnesinden birçok isme diss atıyor. Neden diss atıyorsun bu insanlara? Abi rap yapıyoruz. Evet. Rap'in zaten açılımı... Bu da geleneksel bir şey. Ağır eleştiri. Hadi bunu hip-hop kültürüyle özdeşleştirmeyelim diyelim. Bize modern ozan diyorlar. Evet, şu öylesiniz. Şu modern ozanı deniyor. Öylesiniz gerçekten. Yıllarca televizyonda konuşuldu. İşte rapçiler aslında bizim bilmediğimiz bir şey yapmıyorlar. Bizim kültürümüzde olan, işte ozanlarımızın zamanda yaptığı aşık atışmalar. Atışması evet, dediğimiz çok eğlenceli olan. Bir sürü kültürümüzde yer alan böyle işte hiciv şairlerimiz olsun, ozanlarımız olsun. Bu tarz hani yakinen tanıdığımız. Şairler de, şairler de böyle çok büyük şairler de bizim tarihimizde vardır. Hatta çok birbirine uzak politik görüşler içerisindeki çok büyük şairlerimizin, hatta çok politik olduğu için şimdi uzun uzun anlatmayayım ama birbirlerine sataşmışlardır. Birbirlerine laf atmışlardır ve bunu ozanca, sanatçı, edebiyatçı kimlikleriyle ve o estetik içerisinde yapmışlardır. Bugün böyle şöyle yapmamışlardır yani, nasıl söyleyeyim, mesela ben geçenlerde Seda Sayan'ın çorap mesafedir, çorap kültürdür, çorap Fransa'da bulunmuştur. Ama ismini vermeyeyim falan gibilerden böyle şeylerine burada ağır kafa bulunca o da bana diss attı. Diss attı fakat garip bir şekilde diss attı. Sen benim çorabımın, ayağımın bastığı yerin köpeği ol falan diye diss atınca benim diss atacak halim kalmadı. Yani onun daha aşağısından bir yerden atacak bir şey yok. Zaten Seda Sayan hanımefendiciğimi çok severim. Çok eski dostluğum vardır. Yardım edersin. Ama abi, onun diss atmadı. Yani Seda diss atınca artık atacak hiçbir şey kalmıyor. Yani benim de artık kimliğim müsaade etmiyor bir şey atmaya falan filan. Yani işte popüler dünyada mesela bu ama tarz... böyle yapmaz yani. Şunu söylüyorum. Tabii, tabii. Şairler bir estetik içerisinde, bir kültür içerisinde bunu yaparlar. Ya aynen. Bunların içinde mesela PR ekiplerinin kurmuş olduğu bazen hani oyun edasıyla da yapılmış, işte televole kültüründen beri vardır bu. Hani evet. Klasik, sen bana laf at, ben cevap vereyim. Hani bravo. Gündem olalım, bu şekilde gündeme devam ettirelim. Bizde böyle bir şey söz konusu değil. 25 senelik, artık nereden baksanız bir 25-30 senelik bir Türkçe rap kültürü var yani, gerçekten var. Bu Amerika'daki hip-hop kültürüyle biraz bağımsız, şöyle bağımsız. Biz bu müziği yapmaya başladığımızda internet yoktu. Bilgiye ulaşım çok kısıtlıydı, çok sınırlıydı. Böyle bir müziği plaklardan duyuyorduk, kasetlerden duyuyorduk. İşte Almanya'dan, Fransa'dan belki gelen akrabalarımız. Hani onların getirdiği hani breakdance işte müzikleri olsun falan, onlardan çözmeye çalışıyorduk. Ve tam anlamıyla çözemediğimiz için kendi kültürümüzde yaşadığımız sorunlarla özdeşleştirip aslında
çok özgün bir şey çıkarıyorduk. Ve yaptığımız şeyin Amerika ile alakası olmuyordu. Yani herkes bilir bunu. Türkçe rap'in işte 95'ten sonraki, işte 2005, 2010 belki de o yıllar arası yapılmış şarkılarına baksınlar. Zaten kullanılan sample'lar olsun, Anadolu ezgileri olsun, anlatılan dertler olsun. Hatta işte Kartel bile ilk geldiğinde Almanya'da yaşamış, azınlık olarak kalan işte gurbetçilerin, Türklerin sıkıntılarını anlatıyordu. Ve bu gerçek olduğu için, bizim kültürümüze de bir karşılığı olduğu için insanlar bu insanlara hem saygı duyuyordu hem de dinliyordu. Ama şimdi günümüz dünyasındaki rapler tamamen Amerika'dan dublaj edilmiş, yani translate edilmiş rapler. Amerika'da iş artık çok çabuk yani üretilebilir, çok çabuk tüketilebilir bir boyuta getirdiler ki orada bile bu konu tartışılıyor. İşte Eminem olsun, Snoop Dogg olsun konuyu hafife alıyor. Hani biz böyle çıkarmadık, hip hop kültürü bu değildi. Siz ne yapıyorsunuz? Tek bir flow'la, tek bir ritimle. Hani bizim aslına bakarsanız mesajımızı aktarmak için nesneleştirdiğimiz şeyleri mesajı devre dışı bırakıp sadece nesneleştirmeye doğru gittiniz. Yani dolayısıyla onların da eleştirdiği bir şey. Evet, eskiden de güzel lady'ler, güzel kadınlar, güzel danslar yapıyordu hip hop kliplerinde ama siz o dansları izlerken arkada o adam belki Amerika'da yaşadığı polis şiddetinden bahsediyordu. Belki maruz kaldığı ırkçılıktan bahsediyordu. Yani hip hop'ta mesajı verebilmek için işte Amerika'da olan yani sex, drugs and rock and roll dediğimiz şey bu gibi popüler konuları nesneleştirirken aslında mesajı vermek için nesneleştiriyordu. Daha fazla insana ulaşabilmek için. Şimdi mesaj tamamen yok. Nesneleştirme kaldı. Tamamen popüler kültürü kaldı rap'in. Dolayısıyla bundan herkes zaten müzdaripti. Gittiğim üniversite söyleşilerinde işte soru cevap yapıyoruz. Soruyorum. 2-3 tane jenerasyon büyütmüşümdür nereden baksanız. Herkes de bu konudan böyle müzdarip. Yani sanki böyle nasıl anlatayım? Ya beni bulmuşlar çok sağ olsunlar. Yani beni görmüşler bu konuda böyle lider mi diyeyim, sorumluluk sahibi mi diyeyim. Herkes bana dertleniyor. Abi işte bak şunlar, abi niye bir şey demiyorsunuz? Abi şöyle. Hani 3 sorudan biri bu. Abi, abi, abi. Ben de onlara dedim ki sakin olun. Yeni gençler çıkacak. Bir şeyler yapacak. Ama biz kulaklarını çekeriz onların, yola getiririz. Rahat olun. Kontrol bizde. Bırakın şimdi eğlensinler. Hani yeni çıktılar. Yeni isim yaptılar. Daha kimse ne bilmiyor. Popüler kültürden rap müzik dinlemeye başlayan çok büyük bir yığın var. Bu insanlar rap kültürünü bile, yani hip hop kültürünü bile bilmiyorlar. Rap'in ne olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla çıksınlar. Biz tane tane anlatırız daha sonra. Yine onun çivisini çakarız yani. Rahat olun diyordum. Artık bu kaçınılmaz bir hale gelmişti. Zaten daha önce de sinyallerini vermiştim. Yani bu tarz bir şarkı yapacağım. Duyurusunu yaptım. Pek fazla karşı tarafa da yani benim haterlarım diye tabir ettiğim kitleye de hazırlanma fırsatı bırakmadım. Bir haftada duyurusunu yaptım. Hemen çıkışını yaptım. Kim hazırlanıp hani olayı manipüle edemesinler diye. Afalladılar. Zaten ancak yeni yeni başladılar. Bir hafta sonra artık karalama kampanyalarına daha yeni başladılar yani. Yeni girdiler onlar. Peki. Şimdi bu Mekanın Sahibi klibine bir göz atalım beraberce. Evet, dünya ölçeğinde bir iş olmuş. Tebrik ederim seni. Çok güzel. Bu kadar çok izlenmesi de tabii ki hak ettiği bir şey bu klibin. Aslında daha bir çocuksu bir şey sormak istiyorum izin verirsen. Yani buyur kesinlikle abi. Kafa bulmak için filan değil. Tuncay'cığım sen de herhalde merak ediyorsundur. Değil mi? Ben rock mekanlarda, rock barlarda büyümüş çocuklarız. Değil mi biz? Bütün yani ilk gençliğimizde, sonraki gençliğimizde, ondan sonra gelen gençliğimizde ve ondan sonra gelen çeşitli gençlik dönemlerimizde böyle yaptık. Mesela bana sorarsan yani şimdi bu burada kadınlar ve erkekler var. Sen yakışıklı bir adamsın. Tamam, şortlu olabilirsin. Yani ben hiçbir zaman şortlu olarak yakışıklı olduğumu düşünmedim. Ben genelde şortluyken daha çok sincapa benzetiyorum kendimi ve bir sincap gibi sokağa çıkıyorum ama hava sıcak falan filan. Genelde yani uzun bir yani bileklerime kadar inen herhangi bir pantolonum olmazsa kendimi sincap olarak değerlendiriyorum. Ama mesela sen rahatsın, bu kültürü yansıtıyorsun ve inanılmaz bacaklarınla burada stüdyoda oturabiliyorsun. Benim bildiğim cool
cazibesi olan erkek, örnekse göstereyim sana ya, ben hep şu çocuk oldum. Hep şu çocuk oldum ya, ben şöyle duruyorum hafif karanlıkta ve rüzgar saçlarımı şey yapıyor, uçuruyor ve duruyorum ve işte o kadın yaklaşıyor ve bana diyor ki, ne o? İçine kapanık bir çocuksun galiba. Neyin var? Merak ettim seni falan diyor. Ben de orada ona işte çeşitli insanlar gibi, şimdi dizilerden sevdiğiniz insanlar var ya işte Timuçin Esen falan filan gibiler. Yok ya, bir şey dalmış gitmişim herhalde. Ha, anlayamadım. Yani yalnızım. Meh falan filan diyorum. Mesela benim bildiğim şey bu. Ha? Yani tavır olarak hey falan diye bir şey yapmıyorum. Yani çünkü böyle yaptığım takdirde seksi olacağımı düşünmüyorum. Ya da mesela şöyle yapmışımdır. Ya şöyle oturmam genelde. Yani böyle bir şeyim yok. Böyle oturan adamlardan da nefret ederim. Yani böyle jinekolojide gibi. Ondan sonra ama yani şöyle oturmuşumdur mesela. İşte otururum. Ne kadar çirkin olsam da şey olsam da böyle otururum ve birisi yaklaşır. Ah meh sen misin? Meh biraz yalnız kalmak istedim de falan filan diye bir şey. Ama siz hepiniz şusunuz. Busunuz ya. Ve kızlar da şu. Şimdi sen bunları yaparken ve kız sürekli böyle yaparken nasıl sevişmeye gidiyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yani eve gidince başka bir şeye dönüşüyor musunuz? Mesela bütün kızlar bu. Dünyadaki kliplerde bu. Bizdeki kliplerde bu. Kadınlar farklı, hiç şey yapmıyor. Bir de twerk var. Twerk. 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 Twerk abi aynen. O twerk ama sizinle ilgili değil o. Var mı sizde? Yok. Yok, biz kullanmıyoruz. Rap'te yok. Yani bir yere dayanıp... O sizde yok. Türkçe rap'te yok abi. Sizde genelde şu var. Yani parçanın şeyi ne olursa olsun şunu yaptığın zaman bir kız da bunu çek, bir kız da bunu çek, herhangi bir klibe koyabilirsin. Yani zaten aynı BPM'le gidiyor değil mi hepsi? 90. Hı-hı. 90'la gidiyor. Yani değişiyor abi o. Şu 90'da şunu yapıyor. Ya şarkısını kızlar evet. Sürekli bunu yapıyor. Adamlar sürekli falan yapıyor. Ve sonra eve gidince ne yapıyorsunuz? Çünkü böyle insanların eve gidince benim yaptığımı yapmalarına imkan yok. Çok farklı gidiyoruz eve. Yani... Bu nasıl oluyor anlamıyorum. Peki başka bir şey var. Sen aslında bütün bu sembollere de karşısın değil mi? Yani tabii. Arabalar, araba jantları. Yok abi hani karşı ol... Ben karşı değilim tabii ki de. Yani hip-hop kültürünün içerisinde dediğim gibi nesneleştirme yani vardır. Mesela, günümüz rapçilerinin yaşam tarzları, şarkı söyleyişleri, şarkı konuları, popüler kültürün etkisinde kalmalarına yaptığın göndermeler. Hı hı. Evet ama bir... Yine de hani uluslararası ya da evrensel normlarda bir rap klibi çekiyorsun. Yani aynı araba, hı hı. Aynı kızlar. Doğru söylüyorsun abi. Ve şimdi hareketler. Klipte ilk 1,5 dakika sarkastik bir şeyler yazdım. Yani ben onları taklit ettim aslına bakarsan. Bravo. Aslında gönderme yani, var ve oradan gönderme. Şöyle bir şey yapmak istedim. Ben ayna olmak istedim. Ayna görevi olmak istedim. Güzel. Ve insanlar orada gördükleri şeyi bir saniye ya biz... Bunları mı dinliyorduk? Bu tarz şeyler mi yapıyorduk deyip bir anda silkelenip kendilerine geldiler. Hani ben ekstra bir şey yapmadım aslına bakarsanız hani. Sadece bu hani busunuz deyip aynayı gösterdim, onlara tuttum. Ve zaten bundan müzdarip o kadar geniş bir kitle vardı ki. Ya eleştirim haklı olmasaydı zaten bu kitle benim yanımda olmazdı. Bir de mesela kolay diyorsun şey ki yani. Şu anda herkes için geçerli olan trap içinde diyorsun ki trap'in teknik olarak kalıcı olması imkansız. Tabii. Çünkü tek düze altyapılara sahip ve uzun soluklu olması gereken lirikal derinliği yok. Aslında lirikal demeye gerek yok burada. Lirik derinliği yok. Yani bunu mesela böyle bir röportajında söylemişsin. Sonra diyorsun ki benim 10 sene önce yaptığım işleri yeni yeni yapmaya başladılar. Ben rap müziğinin ateşiyim, onlar duman. Aslında bu söyleme şekli aslında hoşuma gidiyor. Çünkü ilk başta sanatta ya da popüler sanatta diyelim. Popüler sanat tırnak içinde kötülemek için kullanmıyorum. Doğru bir şey bu. Popüler sanatta doğru olan ukalalık var burada. Hı hı. Aslında bu var. Yani diyorsun ki çıkıyorsun ve diyorsun ki ben bunu yapıyorum. Hadi siz de hadi oradan sıkıyorsa benim yaptığımı yapın. Ve aslında
aslında bu sanat ortamını kızıştırıyorsun. Bir türlü kızıştırıyor. Tabii. Yani yaptığı şey bu. Aslında çok farklı değil. Yani aslında Tuncay, şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. Rap, yani hip hop dünyasıyla aslında metal dünyası çok benziyor birbirine. Yani aslında metal dünyası da bir farklı bir komünitedir aslında ve kendi dilleri, kendi anlaşmaları ve bütün dünyada kendi fanlarıyla, kendi takip, fan demeyelim buna, fan kötü bir şey. Dinleyici. Justin Bieber'ın da fanı var. Yani kendi takipçileriyle diyelim. Bu takipçilerle beraber özel bir dünya yaratırlar. Mesela evet, rock kültürü böyle değil ama metal kültürü böyle. Kesinlikle. Ve artık çok acayip bir yerdeler. Yani niş bir yerdeler. Çünkü onların konuşmasını başkaları anlayamayabiliyor. Tabii. Aslında hip hop dünyası da böyle. Teknik olarak başka bir dil konuşuyorlar. Başka bir dilden birbirlerini eleştiriyorlar. Ve bu aslında mutlaka bir dipten gelen bir dalga, dipten gelen bir, evet, kültür. Underground kültür dediğimiz şey. Ve bu geliyor ve şu anda bütün Türkiye'yi sarıyor. Bütün radyoları sarıyor. Radyolar tarafından çalınmayan bu kültür şu anda radyoları mecbur bırakıyor. Türkiye'nin çok önemli radyolarını kendilerini çalmaya, dinlenebilmek için kendilerini çalmaya mecbur bırakıyor. Kulüpleri mecbur bırakıyor. Kulüplere, evet, alınmayan adamlar, içeri alınmayan adamlar şimdi ne olur bizde sahneye çıkın diye kulüpte sahneye davet ediliyor. Bu çok güzel. Evet abi. Bu çok güzel ama canım efendim, aynı zamanda bahsettiğin tehlike bu işte. Hı hı. Senin işaret etmeye çalıştığın tehlike bu. Evet. Çünkü hangi independent'ı, hangi underground'u, hangi lokal işi, iyi kaliteli ve dipten gelen işi popülerleştirirsen artık o dejenere olmaya başlar. Yani, evet, köklerine bir süre bağlı kalır, bir süre sonra oradan kopar ve bir serseri mayın gibi dejenereleşir. Çünkü herkes, bütün dinamikler para kazanabilmek için oraya yatırım ve insan pompalarlar. Bir anda dinleyicinin arttığını ve bu eskiden beri çok istediğin, ya keşke her yerde rap dinleyebilse, keşke bizi anlasalar dediğin şey artık fena halde anlaşılmaya başlamıştır ama dejenere olmuştur ve rezil olmuştur. Yani aslında hem hayallerin gerçekleşmesi ama hayallerin gerçekleşmesi de aynı zamanda bir hayal kırıklığıdır. Şöyle bir şey var abi, yaptığım açıklamalarda, röportajlarda falan, yani işte yeniliğe karşı mısınız falan gibi bir şeyler gibi. Ya yeniliğe kim karşı olsun? Yani şu andaki rapçilerin yapmış olduğu şeylerin çoğunu 10 sene önce yaptım derken boş atıp dolu tutmuyorum. Yani ototune kullanımı olsun, konu aldıkları, yani baz aldıkları konular olsun. Ya benim şarkı çeşitliliğim o kadar fazla ki. Politik şarkım var, aşk şarkım var, kişisel şarkım var. Yani işte annesi vefat etmiş bir çocuğun arkasından yakarışı diye bir şarkım bile var. Yani bir insanın anatomisini anlatan, doğduğu günden öleceği güne kadar Depresyon Oteli diye bir şarkım var. Ya politik süreçlerden bahseden çıktık yine olarak. İşte ne bileyim, eski, yani eskiden çok dinlenen yeni neslin işte sevsin diye coverladığım bir sürü şarkı var. Yani Kara Toprağın şarkısı mesela, işte Aşık Nesin'in şarkısını coverlamışım. Yani orada ozanlarımızdan bahsediyorum. Çok güzel örnekler veriyorum. Benim sinir olduğum konu şu. Hani daha doğrusu sinir olduğum konu dedim, derdim bu. Trap'e karşı değilim. Müzikal altyapı tabii ki de değişebilir. Abi sözü niye değiştiriyorsunuz? Söz niye markaların reklam paneli gibi oluyor? Sözlerde de yani bir özentilik seziyorum. Ya o ülkenin kültürü. Trap yap altyapı yine. Yine aksak ritim olsun. Yani yine nakaratta belki ototune kullan. Ama eskiden yaptığın şeyi devam ettir. Niye oradakini alıp translate ediyorsun, buraya getiriyorsun? Biz bunu yapmadık. Ya biz de sevdiğimiz rapçiler vardı. Hani Tupac vardı, Eminem vardı. Evet. Ondan önce işte Run DMC'ler vardı. Biz de bunları dinledik. Ama biz orada duyduğumuz şeyi değiştirip hani kendi kültürümüzdeki sorunlarla harmanlayıp bir müzik ürettik. Dolayısıyla o yüzden Türkçe rap dedik adına. Rap demedik. Yani dolayısıyla bizim 25 yıllık bir kültürümüz var. Bu kültür içerisinde kendi isimlerinde, eserleriyle markalaşmış, devleşmiş isimler var. Bu kültürü alıp taşımış isimler var. Hatta senin programların da abi, hani bundan önceki programların da çok yardımcı olmuştu. Biz o zaman medya hani fırsat vermediği zamanlarda. Ha, ben yer alamadım o programlarda ama yer almış bir sürü rapçi arkadaşım vardı, kardeşim vardı. Hatta benden büyük abilerim vardı. Yani
Dolayısıyla demeye çalıştığım şey, arkaya döndüklerinde boş bir alan yok. Bizim kimsemiz yoktu dönüp örnek alabileceğimiz. Ama o insanların örnek alabileceği çok güzel şeyler var. Ama diyorsun ki zaten bence bir yükseliş yok ortada. Sadece müzik şirketleri ve ana akım medya bu kitlenin büyüklüğünü yeni yeni keşfediyor. Doğru söylüyorsun. Ama bunu şimdi söylemiyor zaten. 2017'de söylemişsin. 2017'de benim bundan önceki işte single'ımdan önceki Auro albümü çıkmıştı. O albümün liste başarısı işte tüm dijital platformlarda sene boyunca en çok dinlenen genel olarak 3. albüm. Rap kategorisinde de 1. albüm oldu. Şarkıdan çıkan single Deli Amerika'da ilk defa Beats One radyosunda. İlk defa, bu arada hala da egal edilebilmiş bir şey değil. Beats One radyosunda çaldı. Şimdi bu tarz gelişmeler olunca fiziksel satışlarda yılın en çok satan ilk 10 albümünden bir tanesi oldu. İnsanların ilgisini çekiyor. Benden önce işte APO'ların Günah Benim diye bir single'ı çıkmıştı. Onlar mesela yine bir renk kattı. Daha sonra dizi yapanlar, işte ne bileyim hani bu değişik platformdaki medya çalışanların hepsi bunu gör dedi ki bir kitle var galiba. Ya var bu tabii. Kitleyi kullanalım. Ama yeni, yani şunu demeye yeni uyanmaya başladılar. Halbuki bu, biz bu, yani ben rap yaparak hayatımı devam ettiriyorum. Ben 2007'de de konser veriyordum. Tamam, şu anki çok güzel sahne ışıkları olan yerlerde değil. Hatta bize rock barları veriyorlardı ve gündüz matinelerini veriyorlardı. Biz o zamanlardan beri yapıyoruz. Evet, bundan para da kazanıyorduk. Tabii ki de bu ölçekte değil. Çok daha düşük. Ama biz zaten yapıyorduk. Bir kitlemiz vardı. Yani rap sanki yeni gelmiş gibi lanse ediyor. Siz yeni uyanıyorsunuz bu işe. Biz yeni değiliz. Dolayısıyla kendinizi besleyin. Neyi kaçırmışsınız? Bu zaman dilimi içerisinde neyi öğrenememişsiniz? Ülkenizde neler yapılmış? Hatta yurt dışına gidip sizi temsil etmiş işler olmuş. Bunları öğrenin. Ondan sonra gelin, hani siz daha iyi bildiğiniz için tabii. Sen daha iyi bildiğin için Okan abi. Yani, hayır, daha iyi bilmiyorum. Yok, sen daha iyi biliyorsun abi. Sonuçta hani yıllardır hani bu kültürden işte zor şartlarda rap yapmaya çalışan birçok MC'yi tanıttın programında. Evet. Yani çok büyük faydası da oldu o programların. Teşekkür ederim böyle düşündüğün için. Peki şu TikTok hakkında ne düşünüyorsun? Abi... Yani, bu TikTok beni mahvediyor ya. Bu TikTok'tan kurtulamıyorum. Bir yerden karşıma çıkıyor bu TikTok. Ne yapılıyor bu? Çocuklar bizde bir VTR'miz var. Niye var bu? Yani bu adamla ilgili nasıl bir TikTok hikayesi olabilir? Onun şarkısını mı söylüyor birisi? Şarkı 2,5-3 milyon mu ne TikTok kullanıcısı tarafından parodileştirilmiş, söylenmiş. Niye bilmiyorum ya, onu da bilmiyorum. Ama sen böyle bir şey yaptırmıyorsun ya, bununla karşılaşıyorsun. Yok, ben şu ana kadar hiçbir yaptığım projede, ben hep independent çalıştım. En ufak pazarlamaya 1 TL para harcamış değilim. Harikulades. Bu çok acayip bir şey işte. Bu kendine güven, aslında ukalaca gelebilir ama kendine güven hakikaten ve yaptığı işe inanmak bu. Görelim bakalım şu videoyu neymiş. Dinlesin hey ha, boy boy dansöz piyasada vah vah. Bana da bir dörtlük yazın ama dikkat dilimi. Evet, bu geçkin kızcağız niye böyle bir şey yapar? Ama güzel bu aslında, işinin nasıl söyleyeyim, her yaştan algılandığının güzel bir delili aslında. Tabii. Ha? Evet. 2007'de Bursa'da bir konser. Çok cool bir de, yani çok cool böyle bir, yani bir komiklik, bir acayip. Evet, 2007'de yani. Bursa'da bir konserdeydim. İşte bu yaşlarda bir teyzemiz geldi kulise. Yanında da bir kız çocuğu. Ben dedim ki dinleyicim herhalde kız çocuğu. Meğerse o annesini getirmiş. Yani öyle bir şey yaşamıştım çok 2007'de. Çok garip oluyor ama bu internetin yaygınlaşma evresinden sonra genelde evin çocukları, zıpır çocukları da birazcık belki de bu işi paraya döndürebilmek adına. Çünkü bu gibi şeyler kullanıcılara ücret ödüyor sanırım. Hani dur işte anneannemi çekeyim, dur babaannemi çekeyim, ilgi toplar falan tarzı bir şeyler. Eğlenceli bir şey çıkıyor. Yani yaygınlaşmadığı sürece, tüm teyzeler böyle şeyler yapmadığı sürece gülüp geçiyoruz ama eğlencesi. Harikulades. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Genelde kendi parçalarını playback olarak yapıyor musun? Ya mecbur, hani daha önceden hiç soundcheck yapmadığımız yerlere gittiğimizde mecbur playback yapıyoruz. Evet, yapma şimdi. Şimdi istiyorsanız yaparım, istiyorsanız yapma. Ya, hayır, yapmaz. O kadar cool, o kadar tatlıydı ki ve onun hayranları, Norm Ender'in hayranları herhalde onun bir sabah şekeri gibi burada şimdi playback yapmasını
herhalde istemezler. Bence çok çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Canım efendim seni tanımaktan dolayı. Çünkü aslında benim de aslında eleştirdiğim şeylerde, yani izlerken eleştirdiğim şeylerde, kimi basma kalıp şeylerde aslında aynı fikirdeyiz rap müzikle ilgili olarak. Ve Ozan benzetmen çok doğru. Ben de hep baştan itibaren, baştan yani bu akımın başından itibaren bunu düşünüyorum. Hatta yerli yabancı bir takım adamları da bu yüzden çok seviyorum. Hatta altta müziği ne kadar minimal tutarsa, ne kadar basit tutarsa, ne kadar o slamcı olursa, tabii, ne kadar şairane olursa o kadar da çok seviyorum. Sen de öyle öylesin. Aynen, tebrik ediyorum seni. Alkışlıyoruz Norvet'i.